Değerli basın mensuplarımız, bugün gündeme dair bir konuşma yapacağım. Tarihi dönemlerden geçiyoruz. Dünyamız, coğrafyamız, yaşanan savaşlar, insanlığın hep barış iklimine ihtiyacı olduğu, çokça hissedildiği bir dönemdeyiz. İşte Amerikan seçimleri yapıldı. Sayın Donald Trump seçildi. Başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah dünya barışına katkı olur. Gazze'deki zulüm biter. Ukrayna-Rusya savaşı biter. Temennimiz güzel bir dünya hayalimiz. Yaklaşık 20 gün önce PAB'ın genel kurul toplantısına katıldık. Komisyon başkanımız Asuman Erdoğan ve milletvekillerimizle birlikte toplantıdaydık. Ve orada ben de hem bizim Buğday Tanesi filmimiz, benim hayatımı anlatan filmin özeti, hem de konuşmamız oldu. PAB'ın genel sekreteri Sayın Martin Bey, vekillerimiz, dünya parlamentolarından arkadaşlarımız katıldılar. Ve güzel bir toplantı sonucunda da hem Birleşmiş Milletler'de New York'ta söyledim, hem de Cenevre'deki toplantıda söyledim. Dünyada Birleşmiş Milletler bünyesinde çocuk hakları var. UNICEF. Kadın hakları var. UN Women. Ama engelli hakları birimi yok. Gelin dedim, bu engelli hakları birimini Birleşmiş Milletler çatısı altında İstanbul'umuzda, Türkiye'mize kuralım. İstanbul, Türkiye 1,5 milyar engellinin başkenti olsun. Ve çok sıcak karşıladılar. Çin, Yunanistan, Meksika birçok ülke destek verdi. Ve akabinde PAB'ın genel sekreteri Martini de bu çalışmamızdan dolayı o da desteğini PAB adına söyledi. İnşallah bunu ülkemiz adına, dünya adına, barış adına gerçekleştiririz. Değerli basın mensuplarımız, biliyorsunuz bir parmak 50 yıllık hayat. Hayatımız mücadeleyle geçti. Hakim olamadık, geldik vekil olduk. Milletimizin desteği, meclisteki bütün parlamentodaki vekillerimiz desteği ve Cumhurbaşkanımızın da riyasetiyle bu yasayı değiştirdik. Şu anda iki gözü görmeyen kardeşim hakim oldu. Kolu olmayan hakim oldu. İnsanlık kazandı. İnsanlık onuruna aykırı olan düzenlemeleri değiştiriyoruz. Şu anda da meclisimizin gündeminde olan ve bu saatlerde de İçişleri Komisyonumuzda görüşülmekte olan 1700 sayılı dahiliye kanunu var. Bu kanun, dikkatini çekiyorum, 1930 yılında çıkan bir kanun. Kaymakamları da özlük şartlarında düzenleyen bir kanun. Bu kanuna da göre engelliler kaymakam olamıyor. Vay efendim, affedersiniz, eşek sırtında gezebilecek, mealini söylüyorum. Yok işte her iklim koşuna çalışabilecek. Böyle bir insan onuruna aykırı bir kanun maddesi düzenliyor. Bunu dedim, gelin hep beraber değiştirelim. Nasıl hakimlikte yaptık? Kaymakamlıkta da yapalım. Zaten kaymakamlıkta bunun önüne açılınca yazılıyı kazanıyor, mülakata geliyor, değerlendiriliyor komisyonlar, ona göre karar veriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında aramızda engelli kaymakamımızı, valimizi, büyükelçimizi, bakanımızı, bakanlığımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı buna muktedirdir. Kurucu liderimiz, atamızın çizmiş olduğu muasır medeniyet seviyesine de bu şekilde ulaşacağız. Dünya barışına da bu şekilde katkıda bulunacağız. Dünyanın her yerine gittim. Gala yaptım. Ülkemi tanıttım. İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, her yerde bulundum. Bulunmaya da devam ediyorum. Birçok ülke parlamentosundan üniversitelerin davet var. Oralara da katılacağız. İşte gelin bu kaymakamlık yasasını da hep beraber değiştirelim dedim. Şu anda bu saatlerde İçişleri Komisyonumuzda
Başkanımız, komisyon başkanımız Süleyman Soylu Bey'in başkanlığında komisyon toplandı. Sağ olsun benim bu önerime Süleyman Soylu Bey destek verdi. Yine İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan Bey destek verdi. Bir yıldır da anlatıyorum her yerde. Sağ olsun bugüne kadar her zaman bütün partiler, vekillerimiz, gruplarımız yanımızda oldular. Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin grup başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Buradan davet ediyorum. İnsanlık için, adalet için, barış için, onur için buradan partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum. Komisyon orada. Yazıyı bekliyor. Engellen kaymakam olmasın önündeki engeli kaldıran yazıyı bekliyor. Komisyon bekliyor. Benim parti grup başkanına yazıyı vermesi gerekiyor. Ve çağırıp bütün parti gruplarımızda destek veriyor. Bütün vekillerde destek veriyor. Bu tarihi bir sorumluluktur. İçişleri yasasında Dahiliye Kanunu'ndaki bu maddenin değişmesi insanlık onuru için önemlidir. Hangi dönemde yaşıyoruz? Türkiye yüzünü diyoruz. Yapay zeka ile dünya yönetiyor insanlar. Dünyada devletler elle ayakla değil, gönülle, düşünceyle yönetilir. Beyinle yönetilir. Bu sebeple insanlık için, adalet için bu engelli kardeşlerimin kaymakamın